TGT Haber'den mutlu sabahlar değerli izleyenler. Medya Kritik programıyla bugün sizlerle birlikteyiz. Fuat Bey iki gün dinlenecek sevgili Fuat Uğur. Ve bugün ve yarın sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki her zamanki daimi konuğumuz, daha doğrusu programın sahibi Cem Küçük ile birlikte bugünü Medya Kritik'te götüreceğiz. Hoş geldiniz Cem Küçük. Günaydın Mehmet, nasılsın? Çok teşekkürler. Devam edelim istiyorsanız. Başlayalım daha doğrusu. İlk haberimiz tabii çok önemli. Ee, Bekir Coşkun'la ilgili bir haberimiz var. Biliyorsunuz e, yazar Be Bekir Coşkun'dan da çok e, bir cevap gelmiş. Ona bakacağız içeriğine ama e, bu evet mi hayır mı meselesinde dün çok farklı bir e, yazı yazmıştı. Onunla ilgili olarak da Bekir Coşkun'dan bugün in, bu lince bir cevap gelmiş. E, Coşkun her satırın Hesabını veririm, vermeye hazırım şeklinde bir yazısı olmuş. Neler söyleyeceğiz bu konu hakkında? Bu e, çok konuşulduğu Dünden bu yana yansıyan önemli konulardan bir tanesi. Ama şimdi, e, bununla ilgili tabii yorumlarınız evet, olur. Şimdi bugün de Bekir Coşkun yazı yazmış sözcüde. Evet. Tribünler diye. İşte gazoz kapağı, boş kutu, su şişesi. ikinci sayfada var. Bunu almadık biz bugün de. Yani şey için söylüyorum. Yine Mustafa Kemal'in askerleriyiz falan filan. Yani Tabii. Aynı sakızı 100 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır neyse çiğnemekten bıkmazlar. Şimdi Bekir Coşkun şu an medeni ölü bir adamdır. Kimse yaşayıp yaşamadığını bile bilmez. Ne okuduğunu, ne oku ne yazdığını da belki, belki merak etmez. Biz bu programı yapmaya 29 Ekim 3 ay oldu. İlk defa belki Bekir Coşkun konuşuyoruz yani dün ve bugün. O da millete hakaret ettiği için. Yani şimdi izleyicilere soralım ya da bu konulara kafa yoranlara soralım. İnsanlara G kılı demek, evet, evet. diyenlere AK Parti'ye destekleyenlere ya da referandumda evet vereceğini diyenlere G kılı demek hakaret mi değil mi? Şimdi bunu savunmaya çalışan bazı yazar güruhu, tartışımız programlarda insanlar oluyor. Efendim şimdi AK Parti yalaka diyorsun aşağılık diyorsun Evet çıkarcı diyorsun, menfaatçi diyorsun kömüre, oduna kendini satıyor diyor. Her türlü alçaklığı yapıyorsun. Yani 25 milyon insana, yani bu ülkenin yarısına neredeyse ki bu referandumda geçtiğinde %60'ına belki, %55'ine her türlü hakareti yapıyorsun. Sonra, ondan sonra bu fikir özgürlüğü oluyor. Karşı taraftan biri sana bir eleştiri getirdiği zaman da beni linç ediyorlar diyor. Doğru. Ya G kılı, şunu söyleyeyim mi? G kılı demek nedir ya? G kılı demek aşağılık bir ithamdır. Ha dün küçük Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı bu Milleti hakaretten 216'ya 1-2-3. maddelerden halka aşağılama, kim ve nefret tohumu ekme gibi gerekçelerle dava açtı. Çok şükür. Yani bunlara evet. eskiden hesap sorulamıyordu. Şöyle yani. demiş. Onlara baktıkça diyor Hüsnü Arkan'ın şarkısı dolanıyor dilime. Biz bu limanda kaç kişiyiz? Sabahın işçisiyiz, güzeliyiz, demiyiz, demlik gibiyiz. Ee, devam ediyor, devam ediyor. Diyor ki hakkın gemisi bu limandan geçecek, başları boşları alıp gidecek, doluyuz biz bardak gibiyiz diyor. Yani burada da tabii kinayeli sözler var. Özellikle diyor ki, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdıklarında gökkuşağı gibiydiler diyor. Ve bu noktada tabii kinayeli bir yazı yazmış bugün Sözcü Gazetesi'nin ikinci sayfasında. Şimdi, dün Ama bir açıklaması... bu yazılarından sonra yani hiç, hiç dönüp şunu söylemiyor. Hani dün yaptığı o aslında e, sinkaflı küfürün bir benzeri e, lafı söylemiyor. Yani ben bunu söyledim de demiyor yani. Şimdi... E... Tabii ki demez. Şimdi diyor ki bu ülkede hala vicdanlı hakimler, savcılar filan var. Şimdi belki coşkuna şunu söylemek lazım. Sen konuşmaya değecek bir adam değilsin. Evet. 2007 yılında Ak Parti 47 oyu aldığında da o zaman da millet hakaret etti. O zaman da yine bu lafları söyledi. İşte ben bu ülkede yaşamak istemiyorum dedi. Hatırla Tayyip Bey de git nerede yaşıyorsan ya buna yaşıyor. Evet. Sonra Hürriyet'ten bunu gönderdiler bilmem. Haber Türkiye geçti. Oradan da gönderildi. Şimdi bu sözcü de yazıyor kardeşim. Şimdi bunların derdi şunu altını çizmek lazım. Eskiden bunların her dediği kendilerine göre bir olaydı veya gündemdi. Bunlara hesap sorulamazdı. Şimdi dedim ki Bekir Coşun gündemde bile değil. Şu an biz bunu millete hakaret ettiği için gündeme getiriyoruz. Yargılanıyor. Ettiği hakaretlerin hesabını verecek. Şimdi bu adamların Türkiye'de değeri bittiği için önemi kalmadı. Evet. Kim sallar Bekir Coşkun'a? Adam mı Bekir Coşkun? İnsan mı ya? Millete sen gay kılı diyeceksin. Bu senin yanına kar kalacak. Öyle mi? insanlara karşı kendisi böyle sanki bir de insanları aşağılıyor şimdi Ya hı, hı Nereli kendisi biliyor musun Bekir Coşkun nereli? Urfalı. Urfalı. Türkiye'nin en güzel illerinden biridir Urfa. Peygamberler yani. oradan çıkmışsın. Bir de kendisi de benim bildiğim memur çocuğu. Şimdi insanlara yani aşağılamanın, küçümsemenin ya sen kendin memur çocuğusun bir kere ya. Kendin Urfa'dan gelmişsin. O güzelim şehirden geliyorsun. Urfalıları aşağılıyorsun ya aslında. zaten son günlerde bu o... İktidara özellikle bu evet ve hayır kampanyasından sonra işte güzel bir kampanya başlatıldı. Ee, i̇nsanlar Rıdvan Dilmen'in bu kampanyasıyla bir çığ gibi büyüdü. Yani bu şey konuşuluyor Cem Şük, Yani niçin bu kampanya bu kadar hızla devam etti? Yani o zaman çok bu noktada fikir üretmeleri gerekiyor. Onlar da bir kampanya bulsalar mesela hayır diyenler de değil Şimdi. mi? Niye niye bu kampanyayı linç ediyorlar ki? Meclisten ee... evet bak meclisten evet çıkmış. Millet milli irade yani milli irade meclise evet demiş AK Parti MHP. Bu milletin önüne gidiyor. Evet, hayır. Evet, evet çıkacağını ben kesin görenlerdenim. Ha hayır da diye çıkabilir yani diyelim O da milli iradenin bir tezahürü. Ama insanlara böyle küfür, hakaret. Ya bunun bunların bak ben sana söyleyeyim Bekir Coşkun gibilerin yani suratına tükürmek bile tükürüğüne zarar. Bak bu kadar ne söylüyorum. Bunlar adam değil. Bunlara böyle anladı dilden cevap vereceksin. Kimsin sen ya yani millete geyik kıl diyeceksin. Evet. Sen kimsin? Sen adam mısın? Sen insan mısın? Yazıyorsun bu paçardı. Gündeme gelmek için. Çünkü artık senin ve senin gibilerin bu ülkede bir kıymeti yok. Efendim bilmem ne de şimdi hesabını hukuk önünde vereceksin. Bunlarla muhtemelen hakaretten de ceza alacaksın. Bu millete hakaret ettiğin... Hakaretin ötesinde bir durum bu ya. Ya G kılı. Ya bir tane arkadaşı çıkıp da buna bak bunları, ya bu yaptığın yanlış... Hakaret değil yani bu. Kutu, demiyor tabii. Küfür ediyor. ediyor ya. Bilmem nedir diyor bilmem. İşte bunu bir de böyle korumaya, kollamaya çalışanlar var. Bu ettiğin hakaretleri bu millet sana iade ediyor. Hukuken de bunun hesabını vereceksin. Artık bu lafları sana böyle bizim gibiler de hatırlatacak. Senin bir önemin yok. Türkiye'de sizin dediklerinizin olduğu dönem bitti. Biz ne diyorsak o olacak eşek gibi de bu sözleri sana bu yargı yedirecektir. Evet. Ben o yüzden Küçükçekmece savcılığında bu davayı açan savcı arkadaşımızla kimse yani adını bilmiyorum. Yani onu da tebrik ederim. Olması Efendim, gereken buydu. Bu ülkede savcı, İbeci. evet bu ülkede hakim savcı var Bekir Coşkun. Eskiden size hesap sorulamıyordu. Şimdi sorulacak. Bu lafları da yiyeceksin. Evet. Ay, göreceğiz bakalım bu işler bittiğinde. Şimdi et bir daha karet bakayım. Bir daha bu lafları söylesene. Kalkıyorsun bilmem nedir. Yani şu lafları inen şu 10 dakikayı şu paçavraya bu bunu ayırdığımıza yazık yani. Tribünü yazarak da böyle bir top çevirmeye çalışmış kendince. Ya Mustafa ee, Kemal'in askerleriyiz. Evet. Sen kim Atatürk'ün ki Atatürk arkasına sunuyor. Sen kim Atatürk bilmem Musa. Göreceğiz referanda evet. yüzde bu oylar çıktığı zaman. Zaten yani Mustafa Kemal askerleriyiz de 15 yıldır yenilmekten bıkmadın mı? 15 yıldır yamuldun bütün gazetelerden kovula kovula geldin burada. Evet. Orada da böyle bir grup azınlığın sesisin yani kendine göre. Bak emin ol bir önemi yok. yani Şu lafları ediyorum ama emin ol bir önemi yok. O gazetede başka yazan edenler de var, şeyleri de var. Hiçbir şey yok. İyi o zaman peki, bir bitirelim onu. Ee, sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinde darbeci hainlere hem maaş hem ikramiye. Bu haberi gördüğümüzde bugün sabah yaptığımız toplantıda hemen bunu konuşmamız lazım dedik. Çünkü çok önemli bir olay. Ee, Cem Küçük FETÖ'cü generallere 5-6 bin lira emekli maaşı ödendiğinin ortaya çıkması şok etkisi yaptı ve millet devleti yıkmaya çalışana nasıl maaş verilir diye soruyor. Bu hakikaten inanılır gibi değil. E, bu konunun meclise gelmesi gündemde. Şimdi devleti yıkmaya kalkanların devletten maaş alması gibi bir durum söz konusu da söz konusu. Bu konuyla ilgili tabii çeşitli yorumlar var. E, AK Partili Hamza daha demiş ki meclise taşıyıp sonuna kadar takip edeceğiz demiş. AK Partili Atilla Kaya böyle saçma şey dünyada yok yasa değişmeli demiş. Emekli Asubaylar Derneği demiş ki emekli olan e, General Oyak'tan 800 bin 1 milyon TL ikramiye alıyor bu olmaz. Ve uzman e, Şevket Tezel de demiş ki ancak vatandaşlıktan çıkarılırsa maaş kestirir diye böyle çeşitli e, açıklamalar var. Şimdi, ee, darbeci hainlere hem maaş hem ikramiye konusunu konuşalım. Neler şimdi bu Şevket Tezel'in dediğinden ben bir yol açayım. Sosyal evet. güvenlik uzmanı bunu diyenler de var. TC vatandaşlığından çıkarılmadıkları sürece emekli aylıklarını almalarına engel durum yok. Vatandaşlıklarından çıkarıldıklarında evet. maaş alamazlar diyor. Tamam bunu sen biliyor musun? Darbe günü 15 Temmuz'a kadar Fethullah Gülen'in bu devletten maaş aldığını, emekli evet. maaş biliyor. Sonra ya bu devletten maaş alıyor. Şimdi alabilir. Kardeşim bunu bir düzenleme getirilmesi lazım. Evet. Şimdi ben darbeci, fetö, terörist ya. Terörist devletten kazanılmış hak Adam terörist. Şimdi sen bak bir yapıyı düşün şimdi. Devlete diyorsun ki bu yapı milli güvenliğe tehdit, ülkeye tehdittir diyorsun. Evet. Adamı kırmızı kitaba sokuyorsun. Bunların militanlarını da sokuyorsun yani. Ve bunlar yargılanıyor. Bir de darbe yapmışlar, darbe teşebbüsünde bulunmuşlar, millete kurşun sıkmışlar. Bu adama sen maaş ödüyorsun. Orada devam ediyorsun. Bir, evet, dedim. biri söylüyor mesela o Oyak Emekli Subaylar Derneği söylüyor. Bir tane subay general emekli olduğunda o yaktan 800 bin lirayla ila 1 milyon, lirası 1 milyon arası para alıyor. Kardeşim buna bir düzenleme Ben darbeciye niye para ödeyeyim? Allahsız FETÖ'cüye niye para ödeyeyim ben? ögene gene örgüt. Şimdi bu adamın parası hesabı diyeyim ki 5-6 bin lira emekli maaşı var generallerin. Daha fazla da olabilir. Veya evet. daha Bu yatıyor bunu. Gene örgütü, örgüt parası bu. Adam örgütün bir üyesi. Darbe hı. teşebbü. Yani ben şimdi atıyorum İlhan Talı Alçağan'a niye para vereyim? Mehmet Parti Göçü Alçağan'a niye para ödeyeyim? Bu polisler için de geçerli. Onu da söyleyeyim. Yani FETÖ'cü polisler için, PKK'lılar için kimse yani emekli maaşı alıyorsa buna bence düzenleme getirilmesi lazım. Tabii. Efendim kazanılmış haktır. Terörist, teröristin kazanılmış hakkı mı olur ya? Adam yıllarca bu vatana milleti ihanet edecek sonra devletten maaş alacak. Ha, 15 Temmuz hain darbe süreci zaten dünyada bakıldığı zaman tarihinde bir ilk ihanetin belgesi aslında her her şekilde ortada. Yani bu noktada e, darbeci hainlere hem maaş hem de ikramiye ödeniyorsa burada bir durup düşünmek lazım. Bu kazanım hak falan değil. Çünkü e, 15 Temmuz hain darbe sürecini dünyada kaç ülke yaşadı? Böyle bir ihaneti, böyle bir hainliği kim gördü, nerede gördü? Bu soruların cevabını da vermek lazım. Ondan sonra... E bu hem maaş hem ikramiye durumunu şimdi daha bak, net anlaşılabilir belki. Haberde var. Eski Tuğ Generaller nih nihayet ünlü ve nadir Tabii. sayan Mehmet Nuri Başoğlu'nun emekli maaşı Tuğgeneral'miş Generalmiş bunlar. 6 bin lira. Altı bin lira. E, albayların emekli maaşı 5 bin liraymış. Şimdi haberden. Kardeşim bu para bunları ödemez. Bir düzenleme getirirsin. Ek bir, şu an o hal var. Getirirsin. Darbeci alçakların hiçbirine yani ordudan ihraç edilen bir şekilde FETÖ'cü bu darbe girişimine katılan ki orada sadece FETÖ'cüler yok. Orada böyle başka Kemalist, Atatürk Atatürk kılıklı askerler de var. Maaşını kesersin. Darbeciye maaş ödenir mi ya? Efendim kazanılmış hak. Böyle kazanılmış hak mı olur? Adam sana yani millete bomba atıyor bilmem ne yapıyor. Ölmeyecek de para verme konusuna ne yok, diyorsun? karnını doyurursun. Zaten evet. devlet bunları aç bırakmıyor. Yani içeride ne yazık ki işte bunlara bakman gerekiyor ya mecbursun evet. yani. Evet. Bir şey hukuk diye bir şey var ne yazık ki. Evet. Yani bu hukuk elbette olacak ama bu alçaklar için bence olmasa daha iyi. Yani Tabii. Bana ona buna kurşun sıkan adama. Ama umuyorum. Meclise taşınıyor, meclise taşınıyor. Sabah sabah bunu manşete çektiğine göre bu darbeci hainleri hem maaşı hem ikramiye kesilmeli, verilmemeli bu şeylerini eğer ailelerine devlet bakar o ayrı. Ama bunların o maaşı alırsın sen, yatırırsın, çoluğuna çocuğuna bakarsın küçük çocuklarına. Hani yani şey yaparsın o ayrı ama bunlara Kendisi darbecilere ama... bir bu darbecilerin hepsi içeriden çıkamayacağı için evet. müebbet yiyorlar müebbet yiyecekler ama bu alçaklara bu para ödenmemeli yani ya benim maaş vergimle bu adama para vereceksin evet. darbeci evet. bu evet. mümkün değil yani Peki. şimdi devam edelim yine e, önemli bir haberimiz var ekipten göz altına haberimize şöyle bir bakalım e, bu da bizim 3 numaralı haberimiz e, gerçekten önemli bir haber bu habere e, Bakalım gazetemiz içerisinde. Hürriyette, Hürriyet'te değil mi? Hürriyet gazetesinde. Şimdi e, Hürriyet gazetesindeki bu habere şöyle bir bakalım. Ekipten gözaltına. E, neler söyleyeceksin bu haberle ilgili? E, şöyle bir haberin. Bu içeride, Hürriyet'te Hürriyetin içeriden var. Içeride. Hürriyet'teki içeriden. Ben şimdi sana bunu anlatayım. Kardağa gidildi biliyorsun. Kardak'ta e, paşalarla beraber... Polisi evet. Akarda o bölgeye gidildi. Yunanistanla biliyorsun bir sorunumuz var bizim Kardak meselesinden evet. dolayı burada var. Dün de ana haberde yaptı evet. zaten bu meseleyi. Şimdi bu Ege Denizinde Kardak incelemesini Hava Yarbay Bilgihan Bülbül Kurmay Yarbay evet, biliyoruz. Kurmay ya. Kurmaylar general olabiliyorlar yani o kırmızı bir şeyi var onların işaretleri Tabii. var. Yani yüz başılıktan biliyor. itibaren Kurmay evet. oluyorlar değil mi? Hatta üsteymen. Şimdi savcılığa itirafta bulunan bir tane e, sivil imamın ve eşinin ifadesinde evet. Yarbay'ın ve bu Yarbay'ın Bülbül soy isimli Yarbay'ın ve eşinin FETÖ'cü olduğu yönde bir tane var. Ve dönüşte gözaltına alınıyor. Bak. Şimdi bu FETÖ'cü Bilgihan Bülbül evet. Hulusi Akar'la bir operasyona katılıyor. Yani Kardağ'a gidiyor. Hulusi Akar'ın yanında bak resimde var orada. Tabii, tabii Mavi şey, kırmızı işaretle alınmış yanında. Orada ve bu kişi FETÖ'cü. Bak hala orduda biliyorsun bir sürü kişinin böyle FETÖ'yle bağlantısı var. Ee, dönüşte de bu gözaltına alınıyor. Bunu Hasan Mesut Hasan Benli haber yapmış hürriyette. İyi bir haber bu. Eşi de kritik görevde bunun. Şimdi... Bunu dün ana haberde biz de taşıdık. Yani çok önemli bir haber. Bu arada ilk kadın yarba yani kurmay olarak bakıldığı zaman yani kurmaylığın tabii generalliğe namzet diyelim. Dolayısıyla ilk kadın genel general adayı Şimdi bu gözaltına alındı. Yarbaylıkta ne kadar görev süresi var daha bilmiyorum. 1-2 yıl sonra albaylıkta kalacaktı belli bir süre. Belki 5-6 sene sonra olacaktı. Ama şu bölümünü okuyayım şimdi bak. Dosyaya giren ifadeler üzerine savcı Müslim Can Polat, 5'i sivil imam, 10 asker toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Pazar günü yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheler arasında Hı -hı. Hulusi Akar'ın özel kaleminde görevlendirildiği belirtilen Yarbay Bilgihan Bülbül ile Eskişehir 1. Anajet Üssü'ne görevli eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül de var. Bak eşi Nail Bülbül yani Bilgiyanın eşi Nail Bülbül. Hı hı. Fırat Kalkan Hareketi'nde Eskişehir'den kalkarak Elbap'taki DH hedeflerini vuran F-16 savaş uçaklarının koordinasyonunu sağlayan komutanlardan olduğu belirtiliyor. Bak şimdi düşün. Şimdi bunlara... Kardak'ta o da var. Ya, o bu şekilde var. şimdi düşünsene evet. bu Allah göstermesin yani... Bir emir gelse. Bak bir emir gelse. Bunun eşi Nail Bülbül. F16'larla bak Elbab'ı bombalamış. Elbab'ı değil de başka yeri bombalasa olacak? Hı hı. O uçakları kaldırıyor ya F16'yı. Millete silah satsa ne olacak? FETÖ'cü yapıyor. Evet. Yapar. E eşi de bunun orada bak o görüntülerde kırmızıyla böyle halka içine hı hı. alınmış. Erdoğan'a mesela orada e, Luisa Kara bir şey yapsan olacak. Böyle yani düşünsene bak. Geçen gün bana bunu bir şey mi söyledi devlet büyüğümüz? jandarmada da bak şu an 1000 veya 1000 ila 1500 tane yeni baylok çıkmış. Bunu yeni. Yeni. Şimdi alınacak bunlar muhtemelen önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde de 1000 ila 1500 ayıklama yapılıyor. Baylokçu, baylak kullananlar. Jandarmada ve albay altı. Yani yarbay, binbaşı, üsteğmen, 1000 bin kişi Mehmet. 1000 1200 kişi. Rakam. Yani Bunların içinde bir, kim bilir hala görevde olan belki alçaklar var. FETÖ'cü bunlar. Baylok çıkanlar yani. Şimdi, yani hala devam ediyor. Ne diyorduk mesela? Ordudaki subayların yarba, özellikle Yarbay ve Binbaşı altının en az %70'i FETÖ'cü diye. Temizle temizle bitmiyor. Bak temizle temizle bu daha şey. Bir de orada yani adam kritik kardağa gidiyor. Eskişehir jet üstünde, birinci ana jet üstünde... Elbabı bombalayan adam şey, bir komutan, mesela binbaşı, yarbay düşün, bir de bunların böyle bir Tabii. durumu var. Yani şunu söyleyeyim, Hı -hı. yani bak ya, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde varlar, jandarmada as subay olarak diğer yerlerde varlar ve bak işte bir tane yarbay çıkıyor ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi sen feducüsün. Baylokların daha 70-80 bini ayıklanıyor daha var, her gün çıkıyor, her sen haber sunuyorsun, her gün 10, 20, 30 kişi, 50 kişi değil mi üniversitelerde? Tabii kamu kurumlarında mülki adamları falan yani. mülki yani, tamam. amirlerde iş adamında çok yok da mülki amirlerde ya yani kamu bürokrasisinde çok varlar. Şimdi bu kadın mesela ya er ya da geç FETÖ'cü çıkacaksın sen daha yani belli yani. Mesela nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar? Ya sen şu an jandarmadasın, baylokcusun. Elik olmuş, salya salya kardır. Yani ya kardeşim bir kendini teslim ol. Yani zaten Doğru. alacaklar seni gelip. Doğru. Şimdi bu buradan devam edelim. Bu Kardak'ta o da vardı konusundan yola çıkarak biliyorsun ee... FETÖ'cü subaylara özellikle bu hain darbecileri bize vermiyor ya Yunanistan. Evet. Onunla ilgili de bir 3 ay daha süresini uzatmış, gözaltı süresini uzatmış ee, Yunanistan göğe ya, bunu bir e, geri adım olarak e, algılayın gibi böyle bir açıklamalar var. Tabi Yunanistan'da e, Yunanistan'da Türkiye arasında yeniden bu Kardak krizi artık gündeme geldi. Bu noktada dün e, Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ınla da bir program yaptım. E, o noktada hakikaten ee, Yunanistan'ın artık tamamıyla bittiğini e, Bu noktada ne ekonomisinin kaldığını Ne bir şey yani hani e, Bu e, hani akıl ötesi bir durum olur Yunanistan'ın bu kardak krizini tekrar Öne sürmesi diyor Bir de bir e, Yunan savunma bakanı vardı Cem Küçük O da işte o biliyorsun 98 yılında ölen 3 tane subay vardı ya e, Oraya bir çelenk Atmış tabi havadan atmış yani oraya inemeden atmış biliyorsun helikopterden böyle bir çelenk atmış. Dolayısıyla Ege'de aslında sıcak saatlerin yaşandığını da söylemek mümkün. Oraya evet, Ege'ye Ege geçmeden bir şey söyleyeyim onunla. Şimdi bu FETÖ'cü subaylara Atina İdari Mahkemesi 3 evet. ay daha gözaltı ee. kararı verdi. Dedik işte bunların idari tutuluk sürelerini 3 ay daha uzatıyoruz. Bu şu. Şimdi bugün Merkel gelecek. Birazdan konuşuruz onu. Merkel, Çok bağlantısı var. Evet, Merkel Bugün Atina'nın Yunanistan'ın bütün borçlarını temlikleyen ülke Almanya. Doğru. Yani Fransa'da var ama Avrupa birliğinde esas Almanya. Bu bir Türkiye'de patlayan bombalar sonucu turizm gelirleri ciddi bir şekilde düşünce bunun en büyük payı alan da Yunanistan oldu. 10 Doğru. milyar dolar bir artıya geçti. Yani 60 milyar dolarsa zararı 50 milyar dolara düştü bu. Almanya demek at yani Yunanistan demek Almanya demek. Evet. Muhtemelen bizim hükümetimiz, devletimiz de bugün Merkel'e bunları Çok da soracak. Yani şeyleri. Tabii. Ya ama burada Alm Yunanistan diye bir ülke yok. Yani bu işte çelenk atıyor savunma bakanı. Çelenk hastane. yani ülke Türkiye bugün işte. hani Allah göstermesin. Öyle bir şey durumu olsa Yun Yunanistan'la ki meselen yani bir iki ay bir ay bile sürmez yani. Evet. Bir ay daha halledeceğin şey ama bu alçaklığı yapı, bu FETÖ'cüleri vermemesi işte Çipras'ın solcuya güya, basiresizliğini görelim. Yani adam solcu, ama Merkel'in emrinde. Ya şimdi bu hani FETÖ'cü subaylara 3 ıı, ayda bu gözaltını devam ettirmesini bir geri adım olarak da değerlendirmek mümkün olur. Geri adım değil. O şimdi şöyle geri adım şöyle Almanya'ya bakıyor. Şimdi Almanya'da bugün, bugün çıkacak karar. Reinstein hava üstüne var. 30 tane FETÖ'cü biliyorsun geri gelmedi. Hava üstüne görevliydi bunlar. NATO'da görevliydi. Almanya'dan iltica talebinde bulunup evet. sığınma istediler. Doğru. Orada Zekeriya gibi alçakları BND ajanları koruyor. Köln'de, Frankfurt'ta bunlar orada kalıyorlar. Bunların hepsine baktığın zaman, bu alçakların alayına baktığın zaman Almanya tarafından bir şekilde korunduklarını, kollandıklarını görüyorsun. Bu çok net. Hı hı. Bunlarla ilgili de bugün tabii bunları bizim de soracaktır ama bir şey çıkmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani Doğru. Almanya burada çok da bir şey çıkacağını beklemek saf olur. Yani. Evet. Yani bu noktada Yunanistan'da biliyorsun turizm açısından bizden de önemli ölçüde payını alıyordu. Adalara çok bizden giden ee kişilerde vardı. Bu noktada bizimkilerde gitmez. Bu noktada zaten ekonomisi bitmiş durumda. Yunanistan her türlü gol yemeye mahkum diyebiliriz bu noktada. Peki devam edelim. Merkel demişken çantasında tornado var haberimizi şöyle bir beraberce okuyalım. Ee, Merkel'in bugünkü Ankara ziyaretinde masadaki kritik konuların arasında eee İncirlik'ten havalanan Alman tornado uçaklarının topladığı istihbarat görüntülerinin Türkiye ile paylaşılması konusundaki sorunların yer aldığını ifade edelim. Alman dışişleri haberine göre Türkiye 3 aydır tornado'ların Suriye ve Irak'ta çektiği görüntülerin ham halini istiyor. Almanya DAŞ görüntülerini paylaşıyor ancak PKK'nın uzantısı YPG'nin askeri kolunun hareketlerinin görüntülerini vermiyor. Bu konu iki ülke arasında gerginliğe neden oluyor. Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmelerinde tornado uçakları için İncirlik'te yeni uçuş pistiyle üste görevli askerlerin konaklaması ve operasyonlarda kullanılması için geçici bir karargah kurulması da gündeme gelmesi bekleniyor. Merkel Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret edecek. Evet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o 15 Temmuz ayın darbe sürecindeki bombalanan yerleri gezecek Merkel. Ardından e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Ve son durağısa Çankaya olacak. Önemli bir görüşme. E, zamanlaması itibariyle de çok önemli konuların konuşulacağı e, ifade ediliyor. İşte FETÖ konusu bunlardan bir tanesi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bundan bir tanesi. E, ve daha birçok konu var Merkel'in gelişiyle ilgili. E, bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Ama e, bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz zamanlama açısından? Şimdi bunu ben şöyle görüyorum. İncirlik çantasının, bir kere bu e, biliyorsun koalisyon güçlerinin incirlikten uçmalarındaki mesele diğer şey ilgili. Evet, bu doğru. Doğru. Ama şimdi bu tornado uçakları var Almanya'nın elinde. İyi bunlar bayağı büyük yüksek çözünürlüklü uçaklar. İyi de tabii resim çekiyor, görüntü alıyor, başka şey yapıyor. Türkiye bu DAEŞ ile ilgili görüntüleri zaten veriyor ama PKK'yı da ver diyor. PKK'ya ve YPG ile ilgili onu vermiyor. Zaten Almanya biliyorsun hı hı. Avrupa'da PKK'nın en büyük hamisi. 4000'e yakın PKK ile ilgili dosya Alman yargısında olduğu gibi devam ediyor. Tayyip Erdoğan ben hatırlıyorum kaç defa açıklamalarında Merkel'e bu dosyaları sormuş. Yargı devam ediyor demiş ve yargı konusunda evet. Almanya'nın verdiği hiçbir karar yok. Yani hı, hı. bu PKK'lar için aldığı bir karar yok. Bir de Brüksel Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Evet diyor PKK silahlı bir terör örgütü şey silahlı bir e örgüt. Evet. silahlı eylem yapıyor ama terör örgütü değil diyor. Zaten öyle kabul ediyor. Şimdi bu eğer DH ilgili biz verin dersek bu uçakları incelikten, incelikten uçurmam hakkımız var. Dedi kardeşim sen bize YPG bilgi erişimi ver veriyorsun DH ile ilgili. Ama YP de, YPG ile de ilgili ver. YPG ile ilgili niye vermiyor? Durum çok ciddi olduğu için Merkel'in bir gelme sebebi bu. Yani bu haberin detayında da Celal Özcan'ın Berlin'den geçtiği haberde de o var. Çok detaylı olarak Türkiye diyor ki bu belgeyi bize ver. Merkel'e durumu ciddi olarak geliyor. Bu Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Boris Nant var. O da diyor ki işte biz e, bir tezkereyi diyor DH konusunda 12 ay uzattık ama Türkiye bize diyor YPG ile ilgili görüntüleri de verin, bilgileri de geçin dedi diyor. Hı hı. Vermedik diyor. Belki diyor bu uçaklar çekilebilir yani geriye. Eğer Türkiye burada Almanya'ya bastırması zorunda. Birincisi bu yani Tornado uçaklarının YPG konusunda elde ettiği bilgileri bize ver. Vermiyorsun evet. bir de Avrupa'da bunlara hamilik yapıyorsun. Bu bir soracağımız birincisi. İki, demin söylediğim. Remstein hava üstüne 30 tane FETÖ'cü sığınıyor. Ya PKK'yı korumasını ben anlamıyorum da hani gene anladık diyelim. PKK'nın siyasi bir şeyi de var. HDP, MDP onlara sığınma hakkı veriyor. Avrupa PKK'lar Avrupa elini kolunu sallayarak geziyor zaten. Bu tamam. Peki ama sen bu FETÖ'cüler konusunda 30 tane FETÖ'cü niye vermiyorsun? Zekeriyos'u niye vermiyorsun? Muammer Aktaş'ı niye vermiyorsun? Bir de bunları... Bunların sıra... hepsi konuşulacak bugün değil mi? Evet. Frankfurt'ta Almanya'da Mehmet bunları BND ajanları koruyor. Doğru. Bunlar bu kadar önemli mi ya? Yani sen hadi PKK'yı anlıyoruz yani diyelim. E FETÖcüleri niye vermiyorsun? Bir de tabii şu Can Dündar meselesi de söylenecek ona. Can Ya Can tabii Can Dündar'ı yani Dündar tabii siyasi şey hakkıyla veriliyor. Can Dündar tescilli bir vatan haini. Allah'sızın teki yani. Yani ona da bu kadar neden koruyorsunuz? Ya bu korona, Can Dündar. Pasaport diye verdiler soracaklar. ya. ya. Evet. Pas, geçici yani. pasa, adam geçici pasaport, pasaport aldı. O pasaportla Amerika'ya uçuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin şey Avrupa'nın diğer yerlerini onu da soracağız. FETÖ, PKK, Kornada uçakları. Tabii Ama su, ben şunu Suriye söyleyeyim. Suriye meselesi konuşulacak. Ee, Suriye meselesi çok, az çok değil de şey esas mülteci meselesi Doğru var. mülteci meselesi yani var. Yani mülteci konusu şimdi bize bunlar diyor ya terörle mücadele yasanızı hafifletin. İşte serbest dolaşım verelim. Ya sen Kosova'ya serbest dolaşım hakkı veriyorsun Bosna'ya ki ver tamam. Ama onlardan ekonomisi kat ve kat daha iyi, daha güçlü. Yani Avrupa'nın belki çoğu ülkesinden daha güçlü ekonomik olarak, askeri olarak bir ülkeye bunu vermiyor. Şimdi ben Tayyip şey gel. Ben Tayyip Bey'in Merkel'e bugün net konuşacağı kanaatindeyim ve bugün ipler gerilir mi, kopar mı zannetmiyorum ama Merkel'den hiçbir şey beklemiyorum. Merkel de topu tacı atacaktır. Yani PKK yani konusunda... kalıcı bir açıklama yapmayacak diyorsunuz değil mi? Merkel topu tacı atacaktır. PKK konusunda da, FETÖ, FETÖ, konusunda, FETÖ. konusunda da mücadele ediyoruz diyecektir. 15 Temmuz'u anlıyoruz diyecektir. şey konusunda bu sığınmacı talebi konusunda da onun tabii önemli istekleri olacaktı Ama onu hep birlikte oturup konuşacağız. Yani bu şimdi, ne olur? Ne biter. orada bize şimdi mülteciler konusunda zaten vaat ettiği sözleri vermediler. En son bu UNICEF'ten mi bir yerden bir 700 milyon euroyu biz baskı yapınca gönderdiler. Bu paraların ya da bu sözlerini vermiyor. Ama ben Merkel'e bu sorulunca Merkel topu tacı atıp işte uğraşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimidir, Fetö kınıyoruz, PKK'yı kınıyoruz. terörist olarak kabul ediyoruz gibi şeyler söyleyecektir. Ama evet. şey bitireyim. Bu ama bir şey çıkmayacak, çıkmayacaktır ama Tayyip Bey'in ben Merkel'in net konuşacağını ifade edeceğini söylüyorum. Bana göre Avrupa Birliği konusunda da biliyorsun İngiltere çıktı artık Brexit'ten dolayı. Burada da bizim bunun net bir şekilde şey yapacağını görmek lazım. Bir de mesela bombalanan meclisi ziyaret edecek bugün. Tabii bugün edecek. Bir kardeşim et meclisi ziyaret et filan tamam da. Ama FETÖ'cüleri ver. Evet, yani biz bir somut bir ahi, somut bir şey yap. Yani bir tane de ki, iyi niyet göster. Yani 15 Temmuz ayın darbe akşamından sonra o meclisin o halini gördükten sonra herhalde gereğini yapması gerekiyor. Yani vize konusunda gerekeni yap. Şimdi bir başka konu var. Bir başka konu var. O da bununla ilintili olduğu için hemen sorayım. Biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Angela Merkel'in geleceğini duyunca tabiri caizse biraz bir panik yaptı. O panikten sonra da ee, çeşitli söylemlerde bulundu ve bunlardan bir tanesi de şuydu Angela Merkel eğer e, Türkiye'ye gelirse Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'la görüşürse bu olumlu bir hava olarak algılanır dolayısıyla gelmenizi istemiyoruz gibi bir açıklama yaptı hatta bunu biraz daha abartıp ne olur gelme Merkel'e kadar varan bir sürece girdi girdiyiz ee, yani bunu nasıl değerlendirmek lazım yani bir Alman şansölyesine ülkemize gelme eğer gelirsen e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Binali Yıldırım tarafından bu e, olumlu algılanır demek ne demek? Yani kendi ülkeni e, tutacağın yerde bu noktada Alman şansölyesine ne olur buraya gelme demek ne kadar etik ve bu noktada ne yapmaya çalışıyor? Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini görüyorum e, saat 20'de Merkel e, Almanya Büyükelçiliği rezidansında görüşecek. Ee, ...onu destekleme Erdoğan'a geliyordur diye... ...zaten böyle bir sezlenişi de olmuştu Merkel'e. E. Ee, Gelme diyecekti. Neler söylemek lazım? Bu Şimdi da önemli ben, bir konuydu çünkü. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri... ...Türkiye'de en kötü şey CHP konuşmak. Vakit kaybı, israf. Aynen işte, önemli bir konu yani. Hayır hayır israf şöyle yani. CHP'nin yani neyini konuşacaksa. Şimdi sen Merkel'i ne konuşacak? Diyorsun ki bak demin sen kendi söylüyorsun geliyor... Türkiye'ye gelme bunu diyor Erdoğan kullanır senin lehine. Ya Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi olmuş. Avrupa Birliği'nin adayı yani sorun olsa da. bölgenin en güçlü ülkesi. Almanya da Avrupa'nın en güçlü ülkesi. Yani bundan daha görüşmesi ne var? Şöyle diyor. Siz eğer görüşürseniz diyor. Erdoğan sizinle görüştüğü için ona bir destek oluyorsunuz görünümü verirsiniz. Ya da Deriniz geçen diye. sene Merkel Türkiye'ye 4 veya 5 defa geldi 2016'da. Destek mi oldu? Her defasında konuşuluyor konuşuluyor gene gidiyor PKK meselesi destek oluyor. Geçen sene daha 15 Temmuz'dan önce 3-4 defa geldi. Evet. Remşehrin Hava Üstü'ndeki 30 tane FETÖ'cü ve Zekeri Özleri bilmem neleri aldı. Yani Kılıçdaroğlu akşam 8'de rezidansa görecekmiş Almanya'nın büyük büyük elçiliğinde. Kılıçdaroğlu diyecektir ki ona söyleyeyim bu Erdoğan diktatör tek adam buna destek olma yardım olma diyecektir. Ülkesini kötüleyecektir. CHP zihniyeti Türkiye'de budur Mehmet. Evet. Yani ülkesini kötüler kendi ülkesinde Zararı kim? aşağılık görür. Ya onu onu düşünmez o. Ya sen ülke bak ülke baksın diyen, ülke gerilesin diyen, ülkeyi kötüleyen biri kalkıp da orada Merkel'e gelme. Bu Erdoğan'a yarar. Erdoğan'a diyeyim bir yarası Ne var bunda? Erdoğan'a yarayınca ne oluyor? Erdoğan'a yarayan şey ülkeye yaramıyor mu? Yani o sen ülkeye yarayan şey istemiyorsun. Orada bilmem ne Merkel Kılıçdaroğlu burada aktör mü aktör değil. Kılıçdaroğlu'na kimsenin bir şey soracağı yok. Merkel de Kılıçdaroğlu'nun aklıyla hareket etmeyecektir. Onu da görelim. Şimdi Tayyip Erdoğan, Merkel'e ne diyeceği önemli. Ona bir bakalım. Bizim Cumhurbaşkanı ne diyecek? Mesele o. Yoksa şey onu demiş, onu bilmem, bu onu demiş, bilmem ne. Kılıçdaroğlu zavallının tek. Hiçbir evet. önemi yok Türkiye'de. Yani amanca ne yapıyor tabii. 125'lik bir oyu var, bir kesimi temsil ediyor. Onu kullanmaya çalışıyor diyorsun. Yani hayır, bir kesimi temsil ediyor evet. ama bir siyaset politikaya mı ülkesini kötülüyor? Almanya'ya gidip Türkiye'yi kötülüyor, olumsuz konuş, bilmem. Desene sen de Merkel'e. Ya tamam Merkel. Yani Erdoğan'la görüş filan ama hani e, Erdoğan tamam bize göre ülke yönetemiyor diyor Kılıçdaroğlu. Ama şu FETÖ'cüleri ver. PKK'yı ver niye demiyor Merkel'e? Yani CHP ile Almanya'nın ilişkileri iyidir. Biliyorsunuz geçmişte Deniz Feneri bilmem dosyalarında Kılıçdaroğlu'na bir sürü, bir sürü dosyayı veren bu FETÖ'cülerdi. Şeydi Almanya'ydı. De PKK'ları verdi, FETÖ'cüleri verdi. Ülkeye yardım et. ülkeyi yani ülkeye bir hayrınız dokunsun ya. Yani 60-70 yıldır şu ülkeye bir çivi çakmadınız. Yani bir iyiliğiniz olsun. Belki seni dinler Merkel. Yani belki bunu dinlemez de. laf olsun diye söylüyorum yani. Ama e, öylesine de olsa bir görüşmenin gerçekleşeceğini söylemek mümkün. saat. Ama bu bir şey yani hani e, Merkel'in Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu adam yerinde görüp görüşmesi de az bir şey değil yani. Ya yani onu da konuşmak yani lazım. Kılıçdaroğlu açısından yani Kılıçdaroğlu böyle şey rüyasında görür. Yani Beren gibi böyle bir, bir görüşeceği. Bu Mada yani Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü biriyle Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi de Kılıçdaroğlu için ayrıca önemli yani. O da bunu tepe tepe kullansın. Bak şöyle diyecek. Ee, bu arada Ankara'da FETÖ soruşturması varmış. 170 polis gö gözaltındaymış. O da hemen ifa 177 söyle. polis gözaltındaymış. Ankara'da mu? FETÖ Bailok gözaltı mu? kararı var. Baylok'tan değil mi? Baylok'tan. Şu an tam detay yeni soruşturmayla ilgili başlamış. İlk gelen bilgi 177 polis e, polisin polis hakkında gözaltı kararı var Ankara'da. Şeyi söyle yani son dakika ama tabii içeriğini birazdan öğreniriz işte haber merkezi bize gelir. Hani Milli İstihbarat çözüp her gün gönderiyor ya onunla alakalıdır o tahmin ediyorum. İyi bir şey ama işte her gün bunları daha çok duyacağız. Evet şey bu son söyleyeyim, dakika gelişmesini de verelim. Evet, o kalmış diyelim. evet. CHP ile ilgili şeyi şunu söyleyeyim. Yani CHP'nin ülkeye bir hayrı yok. Yani Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü biriyle eee Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi onun artı artı bir şeydir. Bak yarın ya her tarafı Durur. dinleyeyim diye. Yarın bak aynen yapacaklar. şunu konuşacağız bak yarın sana. Aynen şunu konuşacağız. Kılıçdaroğlu diyecek ki ben Merkel'e dedim ki işte Erdoğan şöyle böyle biri buna destek olmayın. Tek adam var. Jandarma var. ilgili e, onu söylemeye devam önemli edeyim. önemli değil. Jandarma dış kapının mandalı. O çok önemli bir şey değil. Yani onu söyleyecektir. Ben diyecektir. Gereken uyarıları yaptım diyecektir Kılıçdaroğlu kendine göre. Bak bunları konuşacağız yarın. Ülkesini kötüleyecek. Kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını, Başbakanını kötüleyecek. Ama Hayra dokunur bir şey yapmak istiyorsa evet. merkele şu FETÖ'cüleri ve PKK'lıları istesine Yapmaz Yapanlar, öyle bir şey çünkü yani kendisine kasetle getirenlerin iadesini Türkiye istemez. E tabii yani e, o noktada da e, devam edelim. Peki İncirlik'teki darbecilere ağırlaştırılmış müebbet var. Akit gazetesinin bir haberi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi e, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davada TSK'dan ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli 5 eski subaya verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararını açıklamış Cem Küçük. Kararda Baylok programının sadece Fethullahçı terör örgütü mensuplarınca kullanılabilir şekilde tasarlandığı ve FETÖ PD'nin yabancı istihbarat servisleriyle ajanlık faaliyeti çerçevesi içerisinde ilişki kurduğu da belirtiliyor. İncirlik'teki darbecileri ağırlaştırılmış Müebbet konusu var. Bu konuda tabii önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu darbeci Akit gazetesinin bu haberi bugün güzel. Onlar bugün çok detaylı görmüşler. Şimdi orada da biliyorsun İncirlik, bu bizim 65 ülkeyle DH'e karşı ortak bir koalisyon var ya, biz evet, onun üyesiyiz. Aha. Oradan yapılan operasyonların çoğu İncirlik'ten yapılıyor ve İncirlik'te de çok FETÖ'cü vardı yani görev alan. Onlarla ilgili Baylok programını kullandığı için yapılan operasyonlar var. FETÖ paralel devlet yapılanması mesela yabancı ülkelerin istihbaratına bilgi geçtiği iddiasıyla burada FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet var. Bölge komutanı 5 eski subay var burada. Ee, i̇lk defa böyle bir yani daha önce Erzurum'da verildi. Şimdi bu kararlar da çıkıyor. Darbecilere ilişkin gerekçeli karar açıkladı. 5 e, ağırlaştırılmış müebbet verildi. Gerekçeli kararında da yabancı istihbarat servislerine ajanlık faaliyeti yaptığı için. Bak bu çok önemli. Yani İncilik'te görevli FETÖ'cü subaylar yabancı istihbaratlara bilgi geçtiği için, serviste bulunduğu için ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Bu Ardana 11. Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar çok önemli. Şunun için önemli. Bu FETÖ'cü askerlerin yargılaması çok uzamamalı. Yani darbeye karışan görüntüler belli. Net. 15 buza belli değil mi? Tabi. Ya yani bunları da Uzuyor din... mu sence biraz? biraz yani şöyle yani siviller tamam ama bu askerlerin ne yaptığı net ya. Bunları bir iki mahkemede bir bilemedin iki Gereği bunları da oldu. dinleyecek. Zaten bunlar bir şey demiyor. Haberim yoktu diyor. Gel, ben diyor önlemeye gelmiştim diyor. Bastırdım. Yani yalanın yalanını atıyorlar. Palavranın palavrasını atıyorlar. Hiç dinlemeyeceksin. İki mahkemede müebbeti verip bunlar böyle işte o cezaevlerinde 3-4 metrekarelik hücreleri atıp geberene kadar ama çıkarmayacaksın. Bak hangi ya bunları asla hani bir adam öldürüyorsun bir şey oluyor da 5 yıl 10 yıl yatıp sonra çıkıyorsun bir şey oluyor ya tabii, tabii. bilmem ne. Bunlara o yok ama bunlara asla hiçbir şekilde yargıtayda orada burada da bu darbecilere diyorum. Tabii bu darbeci hain askerlerin e, baktığın zaman ifadeleri hakikaten hep sallamasyon. Yani hiçbir tanesi de böyle dişe dokunur. Yani hiçbir delikanlılık örneği gösterip zaten onlar delikanlı olamazlar tabi de. Ama yani hiç böyle aslına yakın bir ifade bile yok biz bilmiyorduk yapmadık Bir ee, tane... bilmeyiz etmeyiz yapmayız. Hangi dava var mı var? Ha, var bir tane asker öyle var. Öyle mi? Ben dedi FETÖcü değilim ama darbeye katıldım diyen bir tane İzmir'de ee, mi? Yani, ben, yani o da düş... işte şimdi, normal bak, olanı söylemiş. Tamam şimdi Elif şimdi düşmanı da merdi iyidir. Yani şimdi sen bir adam FETÖcü ben FETÖcü değilim. Bu adam dedi ki ben FETÖcü değilim ama darbeye katıldım. Şimdi o onlar kemalistler. Öyleleri de var. Bunlara da tabii o da darbeci, cuntacı, o da hmm. alçak yani. O da hmm. İlan Talu gibi, Akın Öztürk gibi. Evet. Onlar FETÖcü değiller. Ama darbeci alçaklar. Onlara da böyle süründürecek. Yani Doğru. cezaevinde vereceksin. Dolayısıyla bu karar önemli. Bunların kararları bir an önce verip Yargıtay'da da onaylayıp bak bu Yargıtay diğer dosyaları geri çekebilir. Bu FETÖ'cüleri hemen cezalarını vereceksin. Ben bunlara bak bir daha söylüyorum. Böyle 25 kişi bir hücre değil. Bunlara idam edemiyorsak eğer ki edemiyoruz yani idam geriye dönük işlemiyor. Yani zor olabilir. Başka. Ama bunlara 2-3 metrekare yer yapacaksın. Samimiz tek kişi atacaksın orada günü ben olsam gün ışığı da gün yüzü de göstermem evet. darbeci bak Mehmet şunu söyleyeyim darbe bütün demokrasilerde insanlık suçu kabul edilir Yunanistan'daki darbeciler hepsi cezaevinde öldüler 67 darbe yapanlar Şili'de adam Pinochet 80 yaşında bile olsa yakalandı cezasını çekti darbeciyi acımayacaksın Darbeciyi böyle geberene kadar en ağır şartlarda ama yani Hatırlıyor musun Alaaddin çagıcı Fransa'da evet. yakalandı cezaevinde adam'a iki ayda 15 kilo verdirtip Alaaddin çagıcı cezaevinde ne yap ne hale getirdiler adam hemen Türkiye iadesini istedi 98 bu dediğim tarih evet, şimdi bunlara da bu darbecilerle Türkiye'de böyle yiyim içeyim bir böyle yok adam şimdi cezaevinde de rahatlık olmayacak adam bak bunlara bir özel yer yapıp 3-4 metrekare yere atacaksın. Gün yüzü de göstermedim. Orada e bir karnını doyursunlar. Milletin tankıyla, topuyla ee, ihanet ettiler. Vatana ihanet ettiler. Emanete ihanet, vatana da ihanet ettiler. İşte yani onu Ama şey şöyle, elbette ama cezasını da tabii. en ağır şekilde Ödemeyi bu alçaklara yapılacak. Akit gazetesinin de bu haberi böyle öne çekip, e, gerekçeli kararı açıkladığı için onlara teşekkür etmek lazım. Peki. Bu önemli. Şimdi, Onlar da var bugün bu. Peki, Sözcü gazetesine tekrar yeniden geri yeni dönelim ve şu konuştuğumuz aslında ihanet ittifakını bir kez daha konuşalım. Bu önemli bir haber çünkü. Sözcü de bu şekilde görmüş. İhanet ittifakı olarak görmüş. NATO'daki sözde müttefiklerimiz bizi kandırıyor demiş sözcü. Şikayetten farksız mı demiş? Evet. ABD ve Almanya terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG zırhlı araçlar ve tank savar gibi ağır silahlar verdi. Türkiye yakından izliyor. Ee, ABD'nin verdiği e, silahları zaten zırhlı araçları hemen hemen tüm gazeteler göstermiş. Sözcü gazetesi de göstermiş. E, demiş ki sözde müttefiklerimizden terör örgütünün uzantısına gönderdiği silahlar önceki günkü MGK bildirisine yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri ABD teröristlere eğitim veriyor. Hemen yanındaki resmede baktığımız zaman Almanya'nın işte YPG'ye verdiği o tank savarın fotoğrafını görüyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz Milan isimli tank savaş silahını tutan kişi Alman vekil e, Jan Van Aken'miş. Yanındakilerse işte gördüğünüz gibi YPG'li teröristler hemen sağdaki fotoğrafta ekranda görüyorsunuz. Evet şimdi evet. ben bunu şey söyleyeyim. Bir, <laughs> şimdi sözcünün bunu manşet yapması önemli. Yani evet. Amerika ve Almanya terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye zırhlı araçlar ve tank savar gibi ağır silahlar verdi. Önemli. Türkiye yakından izliyor. Şimdi biz Almanya'ya tornado uçakları, işitle ilgili olanları bize veriyor. Diğer şeyle ilgili olanları da şu YPG'leri niye vermiyor? Onları niye vermiyor dediğimizde hı hı. onları saklıyordu. Şimdi Merkel'e baskı yaptık o konuda Almanya'ya. Belki de o uçakları çekeceğiz incelikten. Belli olmaz hı hı. yani. Verecek. Şimdi sen bu ağır silahları mesela veriyorsun. Trump da verdi. Şimdi Obama veriyor, Trump da verdi, yeni verdi ve bunlar mesela tank savar veriyor. Ya tank savarı niye verirsin? Kimin tankını vuracak? Diyarşın tek tankı var. Bölgede kimin tankı var? Bana söyle. Bölgede tabii. Türkiye'nin tankı, tankı var. Başka kimin tankı olacak? Yani bizim Esad'la savaşmadığına göre evet. Amerika'ya karşı. Türkiye'de ta tankları olan yani düşüyor, oyun belli. Tek şey biliyor. Tabii. Yani, Türk tankları geldi, onu veriyor. Kime karşı veriyor? Ve bunu gizli de yapmıyor. Aleni yapıyor. Hı hı. E, Almanya Almanya'ya biz bunu söyledik. Almanya'da şimdi bugün geldiğimiz zaman da söylenecek. Trump da verdi. Trump da Obama'nın yaptığını bu konu devam ettiriyor. O da PYD'ye, YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Başka şeyler de veriyor. Yani mesela tank sava uçak savar veriyorsun. İşinin uçağı yok. Burada şimdi Saygı Öztürk'ün haberinde bu doğru. İşinin elinde uçak savar var mı? Yok. Uçak savarı niye veriyorsun o zaman? Kimin uçağı var? Benim uçağım var. Tamam. Türkiye'nin var. Rusya'nın uçağını vurmazsın herhalde yani mantıki olarak söylüyorum. Türkiye'ye karşı bunu veriyorsun. Bu neye benziyor biliyor musun? Bak aynen. Afganistan'a 1980'lerde şey, Sovyetler Afganistan'a girdi. Afganistan böyle Büyük İskender'in terk ettiği gibi bir haldeydi. Yani 2000 sene önce Büyük İskender Afganistan'a girmişti. Daha hayat hiç değişmemişti 1980'lerde. Hayat göçebeydi. Şeyde. Ona rağmen o Afganlar tam 5-6 sene Uzunca bir dönem Ruslarla savaştı. Niye? Amerika'nın verdiği silahlarla. Hatta bir tane Charles Wilson diye bir senatör vardı. O bu işleri organize ediyordu. Adamın böyle bir sürü tank savarlar, silahlar, bilmem neleri, roketlerle bir sürü Rus uçağını düşürürler. Şimdi aynısını Tabii. YPG, PYD yapıyor. En ağır silahları veriyor. En ağır bombaları veriyor. Füze sava... Tank savarı anladık. Füze savar ne ya? Bunu veriyor. Şimdi bunu Merkel'e söylesen, işitle savaşıyor diyecek. İde, de işinin tank savarı mı uçağı mı var diyeceksin. O zaman ne diyecek bilmiyorum. Gene çamura yatacaklar. Bu hakikaten bir ihanettir. Almanya'nın, Amerika'nın bu yaptığını. Türkiye'nin burada daha somut bir adım atması lazım. Bu şeylere karşı. Yani bu somut derken ilişkileri bitirdiği. Ee, bitir değil. Tabii yani bugün zaten orada somut adımlar atılacak. İncirlik diye meselesini şöyle. Mesela. İncirlik somut adım atılabilir. Diğer konularda adım atılabilir. İşte bu vize konusunda. Yani bizim de benzer şeyleri bunlara bu şekilde söylememiz lazım. Yoksa ya adam silah veriyor, bomba veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. FETÖ'cüyü vermiyor, PKK'yı vermiyor, hamilik yapıyor. Bunlar zaten bilinen şeyler. Şimdi de. zaten adamı, sen PKK'ları öldürebilirsin. Yani imha ediyoruz zaten. Adam insan buluyor, bir de silah bitmiyor. Yani PKK bütçesi 2016'da artı vermiş. Silah bedava, mühimmat bedava, şey bedava. Zaten silah para Parın vermediğin zaman bir, başka şey bir, bir masrafın var. yok ki. Silah masraftır. Pahalı olan şey silahtır. Hı hı. Onun şimdi Amerika, Avrupa bedava veriyor sana. Ondan sonra Türkiye... Bu bir şey yapıyor diyorsun bilmem ne. Bak NATO'daki sözde müttefiklerimiz bizi kandırıyorlar ya. Hakikaten evet. kandırıyorlar. Bunlara bunun kafasına vura vura hatırlatmamız lazım yani. Evet bu önemli. Peki devam edelim. O zaman şu sabah gazetesinden şeye bakalım. İhanet ittifakına bakalım. Olur mu? Bakalım olur. İhanet ittifakı önemli sabah gazetesinde. İç sayfalarımızda herhalde bu haber, değil mi? Evet evet ha İhanet ittifakına şöyle bir bakacağız. İhanet... Ee, sözcüye de verdik tabii. sabah gazetesindeydi değil mi bu haber? Ee, İhanet İttifakı'nı verdik. Evet, İhanet İttifakı'nı Yok, verdik. İhanet İttifakı Sözcü Gazetesi'nde. Pardon, onu, farksız, onu farksız, i̇şgâlden, O Tayyip Bey'in söylediği bir şey. Evet, yani. İşgalden farksız. Ben onu şimdi ee, izledim. Dün Tayyip Bey'in bir konuşması vardı. Tabii. Orada bunu söyledi. İşgalden farksız diye şu an ekranlarda var. Şimdi bak Tayyip Bey'in orada ettiği bir cümle çok önemli Mehmet. FETÖ'cülerin meclisi bombalaması ile meclisi mebusanın kapanması farksızdır. Örgütün evet. üyeleri fiyakalı okulları bitirmiş olabilir ama kalpleriyle zihinlerini bir şarlatana teslim ettiler diyor. Şimdi bak. Mankur'ta dönmüşler aslında. E, şimdi, Orada tabii evet, onu kullandık en çok. Bu Osmanlı meclisi mebus'anın kapanması da biliyorsun teşkilatı iddiat ve terakkiçiler de Abdülhamit'in açtığı okullarda okuyup Hı. yani bu iddiatçıların tamamı neredeyse o okullarda okuyup iyi eğitimler aldılar. Daha sonra meclisi mevzusunu kapatıp işte Abdülhamit'i indirip darbe yaptılar bilmem ne. Şimdi bu FETÖ'cülerin de bir kısmı soru çalmış olarak bir yere gelmiş olabilir doğru. Ama bir kısmı da iyi eğitim aldılar. Hele de bizim yaş kuşağı ve öncesi yani 70'li 60'lı 60 yılların sonu 70 yılların başında doğanlar iyi eğitimler aldılar. Yurt dışında okudular bilmem ne olur ama bir Tayyip Bey'in dediği gibi sen nereye bitirirsen bitir. Yani neticede bir şarlatana bir tane terörist başına kendi iradeni teslim ediyorsun. Yani evet. bireysel iraden yok. İşgalden e zaten, farksız. Yani tabii. Zaten diyor ki pek çok sapkın gibi Sayın Cumhurbaşkanı e, yapı gibi FETÖ'cüler de yollarını kaybetmişler. Her biri sahiplerinin emirlerini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalaması Osmanlı Mebusan Meclisi, Mebusa'nın kapanmasıyla aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir her ikisi de. Milli iradenin tecelligahı olarak bu kurumları işlemez hale getirmek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmüştür. Bu önemliydi. Yani dünkü sözleri hakikaten çok önemliydi Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın. E, FETÖ'cülerin işte e, bizim dinimizde iki kavram vardır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çok önemlidir. Biz ya olarak Allah'tan başka güç asla tanamayız. Diğeri de kulluktur. Allah'tan başka hiçbir güze, güce kul olmadık olmayız. Fakat kalkıp da Pensilvanya'ya bu iki önemli itikadi başlığı teslim ederseniz orada her şey kaybedilir. Rabbimiz Kuranda bize defalarca emrediyor. Aklı etmez misiniz, düşünmez misiniz? E, buna karşı olanlarda ne diyor? Düşünme, sadece sana söyleneni yap diyor. Bunun adı e, yine e, Kur'an ifadesiyle cehalettir. Yani her şeyle Pensilvanya'ya teslim olmuş, aklını yitirmiş kişilerden yani sen... bahsetti. Bunu ilk defa bu kadar e, çok birçok bir defa söyledi Sayın Cumhurbaşkanı ama çok sade anlaşılır, akıcı bir şekilde e, anlatmış olduğu yani tüm Türkiye'yi bir kez daha. Şimdi bunu elbette öyle ee, ama bir şey daha söylemek lazım. Sen şimdi bu ülkenin parasını alıyorsun. Bu ülkenin okullarında okuyorsun. Bu ülkenin vergileriyle yani seni bu devlet okutuyor. Bir yerlere getiriyor. Yurt dışında da okudu. Bunların birçoğu da yurt dışındaki iyi okullarda okudular. dil öğrendiler. Geldiler. Ve Türkiye'nin bütün kurumlarında yerleştiler. Şimdi sonra kendi ülkeni bombalıyorsun. Kendi ülkeni işgale hazırlanıyorsun. Bu ne ya? Yani bu FETÖ'cülerin bu yaptığının dediği gibi Meclis-i Mebusan'ın bombalanması ya da diğer olaylar bunlarla ilgili çok birebir örneği var. Evet. Yani buradaki FETÖ'cülere yakınlara şimdi çoğu cezaevinde veya yurt dışında firari yaşıyorlar ya da bakma hepsinin işi bitik. Yani hala bu halleriyle bile bir şey yapa belki yapabilirler işte suikast, müikast, böyle alçaklıklar deneyebilirler ama çoğunun işi bitti. Şimdi sen düşünsene bak. Senin yaş kuşağının, benim yaş kuşağımın ve öncesinin en hmm. parlak beyinlerini aldılar. Değil mi muhafızakarların? Bunları eğittiler yaptılar. Sonra birer suç makinesine dönüştürüp kendi ülkelerine ihanet ettiler. Yani Ve bunların da çoğu biliyorsun dönmüyor. Yani bu kadar olay yaşanıyor. Hala FETÖ'den ondan bundan böyle dönüp de bir yere geldikleri ya da bir şey yaptıkları da yok. Bu kadar alçaklığı, bu kadar çok kötü niyeti yapan bu FETÖ'cü alçakların, evet. e, bu ülkeye yaptığı işgalin Faturası bize de ağır oldu. Bunları şimdi yani kendi içimizdekilerin bize vurması. Ya yani şimdi bize bir şey oluyor ya mesela bir ihanet yaşıyorsun. Hemen şöyle deniyor değil mi? İşte zaten Ermeni, zaten Rum, zaten Yahudi filan. Hemen böyle tanımlamalarımız var bizim. Heh. Halbuki bu FETÖ'cüler öz Türk. Doğru. Yani değil mi? Bizim yani baktığın zaman ya yani bir Türk de kendi ülkesini ihanet edebilir. FETÖ'cüler Türk değil mi? Müslüman değil mi? Sorduğunda. Öyleydi. Sözde. Ya, ya ama şimdi doğduna Müslüman tabii, doğdular. Tabii, 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 Türk ve Müslüman doğdular. Anadolu'nun bir sürü köşe doğdular. Ama doğ... ne oldular? Birer mankurtlaştılar. İşte onu diyor yani. yani mankurt oldular. de şimdi yani. zaten bir ihanetle karşılaşıyoruz. Biri bizi ihanet ediyor diyelim ki. Hemen ne diyoruz işte mesela böyle bir tanımlamalarımız var bizim. Aslında bu tanımlama doğru değil. Hemen Yahudi, Rum, Ermeni bilmem ne. Tamam mı? Sanki sadece onlar kötülük edebilir gibi tabii. ki. Ermeninin, Rum'un, Yahudi'nin de çok iyisi var bizim ülkemize. Ya yani yanlış yapan da vardır. O ayrı. Ama burada bu FETÖ'cüler Türk, FETÖ'cüler Müslüman yani tabii, kimliğine baktığında, tabii, tabii, tabii. şeye baktığında demek ki bu ülkeye senin kendi öz toprağından yetiştiğin adam da iade edebilir. İşte en kötüsü bu. Bak dışarıdaki bu zaten dışarıdakini bilirsin. Bu, yani PKK'yı bilirsin, Avrupa ülkelerinin sana Değer yapacağını bilirsin, falan. diğerlerini evet, bilirsin doğru. ama bunlar Bunu senin bilelim. ülkenden çıkıyor, senin mayandan çıkıyor ve senin toprağından çıkan bu adamlar bir şarlatanın sözünü dinleyerek bir terörist başının kendi ülkesine ihanet ediyor. Bu arada Dolayısıyla şu tanımlamayı da orada yani Türklerin de ne yazık yani bunlara Türk demek doğru değil ama kimliklerin de öyle yazdığı için diyorum. Bize ihanet ettiğini de görmek lazım. Peki. E, bu arada e, Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti. Ona da e, şey yapalım e, rahmet diyelim. Yani evet. 19 gündür tedavi görüyordu. Allah rahmet eylesin. Dün zaten haberini verdik ama. Evet yani biz bu bize, zaten çok dün o, onu biz burada da yayında konuşmuştuk Fuat Uğur'la beraber. Allah rahmet eylesin. Hı. Eşi intihar teşebbüs edip öldü. Bugün değil mi cenazesi? Evet, evet. Fatih Camii'nden galiba <laughs> kaldırılacak. Allah rahmet eylesin. de tedavi görüyordu. Sancak diye Allah sabır versin. Çocukları da vardı. Çocuklar <laughs> da sabır versin. Tabii. Şimdi e, Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim Cem Küçük. Dolayısıyla burada önemli bir haber var. O haberi yorumlamak önemli. CHP referandum kampanyasına ırkçı hareketler ve skandal açıklamalarıyla başladı maalesef ve zıvanadan çıktılar. Haberin başlığı bu. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Suriyeli mültecilere hedef gösterdi. Grup Başkan Vekili Özgür Özel 2. Abdülhamit'in torununa hakaret etti. Kılıçdaroğlu ise meclise 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası ödeten CHP'li vekili adeta savundu. Şimdi bu konu çok önemli. Dün e, verdik bu haberi ama bunu bir kez daha yorumlamamız gerekiyor. CHP'nin mültecilere yönelik ırkçı tavrı diplomat kökenli Yılmaz'la zirveye çıktı. Yılmaz, askerimiz Elbap'ta şehit oluyor, Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor diyerek sokaktaki Suriyelileri adeta hedef gösterdi. Özel başkanlığı evet diyen Nilhan Osmanoğlu'na Atatürk olmasa hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun diye hakaret etti. Şimdi Kılıçdaroğlu ise meclise 1 milyon 200 bin liralık fatura ödeten CHP'li Elif Doğan, Türkmen'e buna Elifsel diyoruz biz genelde. Ee, tüm milletvekillerini zan altında bırakan ilginç bir ifade kullandı sanırsınız. Harcama etkisi olur mu? Başkanlık divanına sınırsız hak getirip sonra niye bunlar bu kadar para harcadı derseniz sorarlar. Sen bu hakkı niye verdin? Şimdi biz baştan gidelim. Şu ikinci Abdülhamit'in torununu hakaret etmiş bu evet. grup başkan vekili Özgür Özel. Buradan başlayalım. Nasıl yorumluyorsun? Artık zıvaradan çıktılar tabiri de çok da doğru yani. Evet, Şimdi ben, bu üç bu, tane farklı söylem. Cumhuriyet var. Halk Partisi ile ilgili ve onların milletvekillerinin yaptıkları ile ilgili en iyi manşeti bugün yeni şafak atmış. Eğri evet. yeri doğruya doğru. Zıvanadan çıktılar diye doğru hakaret. Şimdi Özgür Özel ve e, Şeye, hı hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hanedana laf söylüyor bilmem nedir Doğru. diye ona birazdan gideceğim Şu Öztürk Yılmaz'dan başlayayım. Şimdi pardon Kılıçdaroğlu'dan başlayayım. Kendisiyle konuştum. Yanlışlık burada Meclis Başkanlık divan üyelerine iletişim harcamalarını sınırsız hak olarak tanıyor. Yanlış burada başlıyor. Ya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sen iyi misin ya? Gene bak evet. Kılıçdaroğlu'na ne kadar tehlikeli bir yani açıklamaları itibariyle. Sana bir şey diyeyim şimdi. Açık büfe otellere gidiyorsun ya tatile. Allah ne verdi seviyor musun? Yiyebildiği kadar yiyorsun. Hayır. Açık büfede her zaman daha az yersin. Tabii. Açık büfede her zaman işte 3 öğün, 4 öğün çıktığı için bilmem ne tatillerde her zaman insanlar daha az yemek yer. Bunu tatilciler de söyler. Yani şey çıkmaz. İşte o kahvaltı dersin her zaman daha az yersin. Sana sınırsız, sınırsız telefon verdiği ayda 700 bin alıp konuş dedi ya. Sana yılda 1 milyon 200 bin alıp konuş dedi. Yani sınırsız dedi diye bunu yapması mı var? Ya şimdi sana da şimdi diyelim ki genel yayın yönetmenlerine kart veriyor değil mi? Gazeteler, televizyonlar ki harcama yap. Ayda 500 bin lira mı harca diyorsan evet. ayda Yok bunun bir sınır var. Onu bilirsin. Yani insan ilişkisi bilir. Yani bunun bir ahlaki ölçütü vardır. Boyutu vardır. Yani ayda... Asgari şartlardaki bu noktada ne kadar kullanabiliyorsun o kadar kullanırsın. Aylık yani. 36, yıllık 36 bin lira, 3 bin lira verilmiş. Ya paketler var 100 lira, 200 lira. Ya. En çok konuşsan 200 lira ödemezsin ya. Yani ya şey, yurt dışı ile konuşursan böyle olur tabii. Ya iyi de WhatsApp'ı var, Messenger'ı var, bilmem FaceTime'ı var. 100 tane yöntemi var ya bunun. Küçilik yani, kişilik meselesi ya. Var, hayır. Küçük Onu yani bilmemesi de bu. şimdi CHP'liler teknoloji bilmem ne yani eğitimli ya yani. O laf tabii yani eğitimi. Ya kadın New York'tan daha önce söyledim. Hı -hı. Adana'da adı kendisini arıyor. 3,5 saat 27 bin lira fatura giriyor. Paraguay'ı arıyor. Ya evet. ara. Başka yerden ara. Bilmiyor. Bu kadar ağır şey. Ve Kılıçdaroğlu da bu yetki bilmem ne. Ya yetki Böyle bir şey var mı ya? Sınırsız diye dedi diyor. O sınırsız şimdi şöyledir o. Sınırsız da şu demektir. Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Şimdi burada da mesela yayın yönetmenlerine bir sınır, şey sınır. O şu değil ama hani acil bir şey oluyor araman lazım değil mi? Yurt dışı bilmem ne bir sürü. O onun için Konuşman acil. Konuşman gerekiyor. Sana bu falan. şu değil yani. Aç da ananla 10 saat konuş diye değil ki ya. Bir insan anasıyla 4 saat mi konuşur ya? Ya Allah aşkına 1 milyon 200 bin 1.2 milyon liralık bir fatura duydun mu yani hayat? Ya öyle bir benim Bak ne diyorum Koç Holding'in... Bir sonraki, bir sonraki faturası da 700 bin. Ya, 2, 2 milyona tamamlamışlar yani. Bak şimdi 1 milyon 200 bin lira 2016 bütün faturası. Tamam. 700 bin lira 2017'nin Ocak ayı faturası. Tabii Ocak ayı faturası. Böyle giderse 8 milyon araya gidecek. 8 milyon lira. Bak yolsuzluk diyor al işte yolsuzluk bu. Bu parayı bence CHP ödesin. Bir kısmını CHP ödesin bunun yani. Bunu Meclistekiler Polislerde çünkü... istifa etsin diye bir şeyler dolanıyor bu Senin kadınla benim, ilgili ama benim, doğru mu? Geldi mi öyle Yok şey, yok gelmedi. Öyle bir şey de olacağını zannetmiyorum. Ama bu parayı bu meclis bence usulen hani sizin bak vermez gene meclis öder ayrı. Ama meclis suçlu oldu gene meclis. Yani... Meclis diyecek ki buna gelecek kardeşim bu para çok sen öde diyecek partisi biraz ödeyecek. Ha, ödemezse devlet yine ödeyecek mecburen ama böyle bir para olur mu ya? Yani ayda 1 milyon 200 bin lira şey. Doğru. Şeyi Öztürk Yılmaz'a geleyim şimdi Öztürk Yılmaz'a O da diyor evet. ki Suriyelileri mültecileri hedef gösterdi. Bizim ba Mehmet'imiz Elbap'ta Suriye'de şehit oluyor ama Türkiye'ye gelen Suriye erkeklerin yaşlarına baktığımızda işte 15-44 Suriyeliler Türk kızlarıyla evle, geziyor. geziyor. Bizim Mehmet'imiz Suriye'de şehit oluyor. Çok ya. ayıp bir laf. Ya, yani. bu. Bak Çok bu, ayıp. bu suç. Çok ayıp. Ya bu su, bu su, bunu bak bu lafı bir AK Partili söyleseydi var ya şimdi New York Times'ın manşetten verirdi. Alman Derşipi Gel dergisi manşetten verirdi. İşte Büyükelçiler Avrupa'daki Ülkelerin başbakanları bilmem neyi açıklamaya var. Böyle ırkçı bir laf olur mu? Bir de bu adam başkonsolos mu neydi ya? Musul'da bir yerdeydi tabii, tabii, yani. Tabii tabii Bunlar kardeşim bu CHP'nin suyunu... Musul başkonsolosuydu eski. Bunlar CHP'nin suyunu içince hepsi böyle ne bir demek şekilde yani, yamuluyor. Diyor ki bir kez daha söyleyeyim burayı. Bu çok önemli. Ee, diyor ki askerimiz Elbap'ta şehit oluyor. Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor. Ben yani böyle evet. bir şey de duymadım. Böyle bir şey de... Ya yani bu kadar haber yapıyoruz, ediyoruz. Böyle bir şeyleri de çok fazla... Ne duyduk, ne gördük, ne işittik ama görmediğimiz şeyleri e, bir Ak Partili bir... çıkıp da bunu söyleseydi Avrupa'nın bütün başkentlerinde açıklamaları olur, gazeteleri, manşetlerden verir, ırkçı yaklaşım derlerdi. Hem Türkiye Trump 7 ülkeden vatandaş almıyor ya şimdi Müslümanı. Efendim Türkiye niye tepki koymuyor diye söylüyorlar. Sonra kendisi de Suriyeliler kız Türk kızlarıyla gezip ırkçılık yapıyor. Irkçılık yapıyor ya. ırkçılık yapıyor. Bunun evet. hakkında soruşturma açılması lazım. Irkçılık. Diğerine geleyim şimdi. Özgür Özel'e gelelim. De, de, tam anlamıyla Zivana'dan çıktılar. Onu da söyleyeyim Diyor ki, e, grup başkan vekili Özgür Özel, 2. Abdülhamit'in torununa hakaret etti Kılıçdaroğlu'yuz. E, dedi ki yani, şunu hemen söyleyeyim. E, Atatürk olmasa hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun? Şimdi kardeşim. Atatürk olmasa hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun? Bu, 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 Kadıköy'den bu inan, kayıp Kadıköy'den inen gemilerde inen kadınların bilmem şeyine bakıyor diye bir lafı vardı hatırlıyor musun Kılıçdaroğlu'nun? Evet. 3-4 sene, 3 sene önce yine böyle bir açıklaması vardı. Kardeşim Özgür Özel sen kimsin ya? Bak buradan sesleniyorum kendisine bu şey. Özgür Özel sen kimsin? Bunu sen nesin evet. ya? Sen, sen nesin ya? Sen şimdi kalkacaksın da Osmanlı İmparatorluğu Hanedanı'nın devamına bu Osmanoğlu'na bu laf edeceksin. Bilmiyorum. Bak bu Bilmiyorum. aile. Bak bu aile. Bu ülkeden gitmek zorunda kaldığında Vahdettin ailesi tek bir kuruş götürmediler. Bak tek bir kuruş Mehmet. Biliyor Başkası olsa çalar götürür bilmem. İstese bunlar da götürürlerdi. Bu evet. aile tek bir kuruş götürme. Bak bir lira götürmedi. Bak bir lira dayı götürmedi ve buna şimdi bilmem kimin Ya sen nasıl bir laf bu ya? Şimdi İngiltere'de krallık var değil mi? Kraliçe var. Yani kraliçe var, yani bu da meclis var. Evet dediği için bir linç kampanyası. Ya dışında. evet Nilan, dediği... Nilan Ya bu, bu ne demek yani? Şimdi, şimdi? bu hani akşam gazetesinde bu, bunu Fakir oradan... Paşa'nın kaçıncı karısı oldu? Nilan, Nilan Sultan'ı da biz tanıyoruz. Biz programlara da aldık kendisini. Zaman zaman bizlerle programlar yaptılar. Ee, çok akıllı, mantıklı düşünen, vatanının milletini seven bir yapısı vardır Nilan Sultan'ın. E ee, kendisinin bizim... eşini de tanırım. Eşini de tanırım. Eşi de vardır. Ya ayıp günah değil mi? Onun eşi var. Hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun diyor. Utanmadan, sıkılmadan, evli bir kadına bunu söylüyor. E bunu eşi kimdir? okuyor. Bugün akşam gazetesinde bu var. Bu şahıs değil, vatan davasıdır diye. Onu da bir verebilirsek Sultan II. Abdülhamit'in 5. kuşak torunu niye evet dediğini söylüyor. Bu Nihal Hı. Osmanoğlu. Şimdi Nihal, Nilhan Osmanoğlu yani evet diyor ve bu biz bu sistemden çok çektik diyor. Kardeşim bak bu aile. Yetti diyor. Bak bunu çok bunu söylemem lazım. Bu bu JP'ler tarih malı bilmezler. Çok samim. Bu aile buradan gitmek zorunda kaldığında 20'lerde tek kuruş götürmedi bak. Ve bunlar Avrupa'da çok büyük sıkıntılar çektiler başka yerlerde evet. hayatlarını zor idame ettiler. 5 kuruş götür götürseler de her şeyi götürürlerdi. Çünkü Osmanlı biliyorsun mülk hani hanedanın sayılıyor. İngiltere'de hala kraliçe var. Bunlar bu ülkeden gitmek zorunda kaldı. Özgür Özel buna sen bilmem kimin kaçıncı karısı bilmem hani Atatürk olmasaydı adın bilmem Hans olurdu, Mans olurdu diyorlar ya. Ya bunu sen Ya bu bu söz O söz laf mi? neyse yani, hani bunu bu ne ya? Sen böyle evli barklı bir kadına bilmem evet. kimin kaçı. Ne demek ya? Ya sen burası Atatürk olmasa bilmem başka. tabii ki kaçıncı cumhuriyetimizin kurucusu ya, o ayrı. Ama sen buna kartık böyle hakaret etmen evet dedi. Böyle bir şey var mı ya? Bu lafı şimdi ben şimdi kadın derneklerine sesleniyorum. Tabii. Çok doğru. Ayşe Hanım'a hürriyetten mesela şimdi Ayşe Hanım ancak para alır, evet. alırsa bu işleri yapar da ona sesleniyorum. Bugün kadın istismarcı, cinsel istismarcı diyorsun. diyorsun. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili Özgür Özel denilen bu adam, adam demeye bile dilim varmıyor. Yani bunlara evet. zaten aslında anladığı dilden söyleyeceksin bunu. Bir evli kadına bu hakareti ediyor. Bir lafınız var mı? Yok herhangi bir, laf yok. Ya, Bakalım bir lafınız, sonra olacak mı? Sadece Belki de için demiyorum. Cumhuriyet Halk Partili medyadaki diğer kadınlara, efendim insanlara, cin, kadınlar dövülünce, cinsel taciz olunca kıyamet koparanlara, Tabii. işte Özgecan cinayetinde haklı olarak kıyamet koparanlara ben buradan sesleniyorum. Bu Özgür Özel'e tek bir lafınız var mı? Evli bir kadına, Osmanlı Hanedanı olmasına geçtim. Evli bir kadına, bilmem kimin kaçıncı karısı olurdun diyen adama bir lafın var mı? Osmanlı Hanedanı'ndan gelmesine gerek yok. Şimdi bir tane iş adam hani ben çapkın olsam İstanbul'da bilmem kadın tamam, kalmaz. Kötü ben. bir laf vardı. Evet. Onu kınıyorsun da tamam kınadın haklısın diyelim. E buna niye laf etmiyorsun ya? Ya buna niye laf etmiyorsun? Ki onu kınamakta da haklılardı o Şimdi iş adamını ama burada mutlaka birinin bir bir bir, bir sesini yükseltmesi ya lazım. Ya şey ona tepki veriyorlar. Sen bu ülkede işte başkaları kadınlara bu tür zulüm yapınca ya da bilmem ne bir tepki yok ya. Bak şu CHP'lilerden onların şu işte kadınlarından bilmem bir tane hoşlarına gidiyor. Biliyor musun bunu? İyi ki böyle oldu diyor. İyi hayır. Tabii. Özgür Özel'in bu şekilde hakaret etmesi, küfür etmesi bu aileye o ayşanlar onların gibilerin hoşuna gidiyor. Bir kınama yayınlayamıyorlar ya. Ya bu Osmanlı hanedanı değildi. Atatürk döneminden Atatürk'ün bir yakını olsaydı ne diyecektin? Yani. Bir, aş, bir başka aşağılık çıkadı. Özgür Özel'in bu laf aşağılıkçadır, Alçakçadır. Kesin. Yani ona kalkıp bu lafı söylüyorsun. Ahlak dışıdır. Yani. Ya ahlak dışı. Bak Atatürk döneminden bir kadına bir AK Parti böyle bir laf bir AK Partili vekil laf etse şu an linç ediliyordu. Bu söyleniyor ya bu bilmem ya özür de yok ya. CHP'lerden bir şey yok. Ha ben AK Partililere şunu söyleyeyim. Sizin evet kampanyası için ayrıca çalışmanıza da gerek kalmıyor. Çünkü bunlar Eliselle, telefon faturaları Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları Doğru. Özgür Özel'in bu aşağılıkça haince, şarlatanca bu laflarıyla zaten bu evet zaten çok rahat çıkacaktır. Ama bu laf ne ya? Yani bu ne aileye bir, bu laf ne, ne, ne ya? Şöyle, şunu söyleyeyim. Ne bir aile ahlakıyla ilgili bir saygı var, ne e, Osmanlı hanedanlığına duyulan e, saygı var, ne de bu noktada bir kadına duyulan saygı var. Üstelik bu kadın evli, üstelik Osmanlı hanedanlığından geliyor. Gerek yok Osmanlı hanedanlığından da gelmese bu lafları söylemeniz çok aşağılıkça çünkü evli bir kadın. Bu ahlaka aykırı söylemi içinde artık herhalde bir açıklama yaparlar. Kadın hakları savunucuları ya da sivil toplum kuruluşu temsilcileri mutlaka bir açıklama yapmaları gerekir. Bir araya gidelim. Araya mı gidelim? Araya gideceğiz. Peki sonra söyle. Bir araya gidelim, aranın sonrasında konuşacağız. Edip edip devam ediyor Cem Küçük ama kapatmak zorundayız. Konuşacağımız çok konular vardı. Turizm sektör temsilcilerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önemli bir konuşma yapacak. Ee, bugünlük artık kapatalım Cem Küçük. Son bir iki cümleyle söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani bu e, referandumla ilgili, ile ilgili bir şey diyeyim. Bugün evet. gazetelerde vardı. Evet, hayır. Aha. Evet biraz 154 demiş. Evet. Yani ben referandumun evet çıkacağını tamam. düşünüyorum. Bir de bu CNN'le tamam. ilgili bir şey diyeyim. Bu CNN'in yaptığı alçaklıklar evet. normal yani. Huyunda var bunlar yani. Evet var. peki. Çok teşekkürler. Ve böylelikle medya kritiğin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.